İnsan vücudu muhteşem bir makinedir. 600'den fazla kas, yaklaşık 206 kemik, binlerce tendonla, vücudunda dünyanın etrafını bir kere dönecek kadar damar bulunan insanı canlı tutmak için birçok hareketli parça vardır. Beynimizin kontrolünde olan organlarımız tüm bu eylemin merkezindedir. Her biri daha büyük bir sistemin bir parçasıdır ve vücudumuzun yaşamın birçok temel işlevini yerine getirmesini sağlayan özel bir amaçları vardır. Peki bugün size bazı organlarımıza ihtiyacımız yok desek bize inanır mısınız? Organ bilimi başlıyor. İlk organımızla başlayalım. Safra kesesi sindirim için tamamen gerekli değildir. Safra, karaciğerde üretilerek bağırsağa dökülen bir salgıdır. Yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emiliminde rol oynar. Bazı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını ve atılımını sağlar. Her gün karaciğerde ortalama 600 ml safra üretilir ve ana safra kanalı aracılığıyla 12 parmak bağırsağına dökülür. Safra kesesi, karın sağ üst tarafında yer alan karaciğerin alt yüzüne yapışık, küçük armut biçiminde bir organdır. Yağlı yiyecekleri sindirmemizde bize yardımcı olan bu yapı, aslında bağırsaklarımıza yardım etmesiyle bilinse de durumu o kadar da kritik değildir. Safra kesesinde bazen katı sindirim sıvısı birikintileri oluşabilir ve bu da insanların çok fazla rahatsızlık hissetmesine neden olabilir. Taşlar çok büyük ve çok sık hale gelirse, bir kişi tüm safra kesesini cerrahi olarak çıkartabilir. Safra kesesi olmayan bir kişinin dikkat etmesi gereken tek şey diyetidir ve yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. Yağlı yiyecekler her ne kadar zararsız da olsalar, bağırsaklarındaki safra seviyesi çok daha az konsantre olacağından sindirim sorunları yaşayabilirler. Vücudumuz aynı zamanda dalak olmadan da hayatta kalabilir. Dalağın birincil işlerinden biri, fetüs geliştirmede kan ve savunma hücreleri üretmektir. Ancak bir bebek doğduktan sonra dalağın işlevi kan trombositleri depolamaya, antikor yapmaya ve kandaki anormal hücreleri yok etmeye geçer. Kısaca doğana kadar faydası doğduktan sonra azalmaya başlar. Her an dalağın içinden çok fazla kan geçtiği için onda meydana gelen yaralanmalar ölümcül olabilir. Yani dalak patlamasını hafife almayın. Çoğu zaman bir kişinin dalağını patlamadan ve iç kanamaya neden olmadan tamamen çıkarması daha akıllıca bir karardır. Dalağınız olmadığında belirli enfeksiyonlar geliştirme olasılığınız daha yüksek olsa da hiç değiştirmeden teknik olarak devam edebilirsiniz. Apandisit olmadan da olur dersek bize inanın. Zaten etrafınızda olan birçok kişinin bu organı yoktur. Zaten ilk başta doktorlar da apandisitin ne işe yaradığını bulamadılar. Fakat yıllar geçti ve apandisitin bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan proteinler olan immünoglobinler ürettiğini biliyorlar. Fakat bunu her zaman sağlıklı bir şekilde yerine getirememe durumu da var. Böbreklerinizden birini kaybederseniz diyaliz ve şanslıysanız vücudunuz sizi hayatta tutabilir. Hayat kalitesi ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiğini de hatırlatalım. Böbrekler, üriner sistemdeki bir çift şeklinde çalışan, fasulye şeklinde tabir edebileceğimiz organlardır. Toksinleri kan dolaşımından filtrelemede ve kan basıncını düzenlemek için hormon üretiminde kritik bir rol oynarlar. Yani ikisini de kaybederseniz hayatta kalma şansınız çok zayıftır. Ancak sadece birini kaybedecek olursanız aynı şey geçerli değildir. Bu yüzden hala hayattayken bir böbrek bağışlamak mümkündür. Nefesinizi tutmak için bir akciğer yeterlidir. Akciğerlerimiz vücuttaki her hücreyi canlı tutmak için tüm gün çalışıyor ve vücudun en önemli organlarından biridir. Esas olarak ana görevleri soluduğumuz oksijeni alıp kan dolaşımına aktarmak ve karbondioksit atık gazını vücuttan atmaktır. Bildiğiniz gibi sağ ve sol göğüs kafesimizin altında iki tane olarak çalışmaktadır. Her iki akciğerde bu 7/24 süreçte yer alırken her bir akciğerde diğeri olmadan çalışması için gereken tüm parçalar bulunur. Daha önceki seks bilimi videomuzda üreme organlarımızın nasıl çalıştığını sizlere anlattık. Mutlaka onu izlemenizi öneriyoruz. Çünkü üreme organlarımız da olmadan hayatta kalabiliriz. Hemen anlatalım. Hem kadın hem erkek için hayatımızı devam ettirmek için üreme organlarımızı, doğal olarak da hormonlarımızı kullanırız. Fakat herhangi bir rahatsızlıkta onların vücudumuzdan alınması hayati bir önem teşkil etmez. Yani erkekler penissiz, kadınlar vajinasız yaşayabilir. Yani vücudun çalışma prensibini bozmadan hayatta kalmak mümkün. Tabii ki seks yapmak gibi bazı ihtiyaçlarınızı gideremeyeceksiniz. Fakat sindirim sisteminin son halkası olan tuvalette herhangi bir zorluk çekmeyeceğinizi de buradan belirtelim. Yemeğiniz ağızdan yemek borusu, mide ve ince bağırsağa yolculuk yaptıktan sonra kalın bağırsağa girer. Yemeğiniz bu noktaya ulaştığında hemen hemen tüm besin maddeleri emilir ve geriye kalanlar genellikle tuzlar ve sindirilemeyen liflerdir.
Kolon, kibarca büyüğü olarak adlandıracağımız şekilde geçirilebilen katı atıkların oluşmasına ve ilerlemesine yardımcı olur. Aslında bu onu çok önemli bir organ yapar. Ancak tıbbi teknoloji ve cerrahideki sayısız gelişmeler sayesinde bir kişinin kolonlarının bir kısmı veya tamamı olmadan yaşaması mümkündür. Mideniz olmadan da düzenli bir diyetle hayatta kalabilirsiniz. Bir kişinin midesi olmadan hayatta kalabileceğini öğrenmek sürpriz olabilir. Ancak mümkündür. Bir hastada tam bir gastrektomi, yani midelerinin çıkartılması işlemi olduğunda, yemek borusu doğrudan ince bağırsağa bağlanır. Bu genel sindirim yolunun boyunu kısalttığından, prosedüre giren çoğu insan genellikle diyetlerinde değişiklik yapmak zorundadır. Ancak genellikle midesi olmayan insanlar katı yiyecekleri yiyebilir ve sindirebilirler. Aldırılması giderek yaygınlaşan bir başka organsa bademcikler. Her ne kadar üzerine tartışmalar yapılsa da, vücuda ağızdan giren mikropları yakalayarak ve vücudu beyaz kan hücreleri üretmesi için uyararak çalışırlar. Ancak vücudun sahip olduğu tek savunma oyuncusu olmadığından, bir kişinin herhangi bir sağlık sorunu yaşamasına neden olmadan kolayca çıkarılabilirler. Buna ek olarak, son yapılan araştırmalar sonucu, uzmanlar bademciklerin yetişkinlikte bu bağışıklık sistemi işlevlerini yerine getirmeyi yavaşlattıklarını, bu yüzden gitmelerine izin vermek zorundaysanız gerçekten büyük bir kayıp olmadığını belirtiyor. Bazı ilaçları alırsanız tiroidiniz olmadan da yaşayabilirsiniz. Geldik son organımıza. Aslında vücudun denge unsurlarından biridir. Tiroid, sıklıkla bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda Adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde yer alan bir organdır. U ya da H harfine benzetilen ve kelebeği andıran şekle sahip olan tiroid, vücutta pek çok fonksiyonun düzenlenmesini sağlayan hormonların üretiminden sorumludur. Tiroid, vücudun metabolizmasını düzenleyen hormonların üretilmesinden sorumlu olduğu için, eksikliği durumunda gereken hormonların dışarıdan takviye edilmesiyle işlevini sürdürür ve insan sağlığına büyük etkileri olmaz. İnsan metabolizması inanılmaz bir mekanizmadır. Gelişen teknolojiler bizi biraz daha ölümsüzlüğe yaklaştırıyor. Bilimin bu denli gelişmesi kimileri için korkunç gelse de, dünyada milyonlarca hastanın organ beklediğini unutmayın. Bu bağlamda organ bağışının önemini hatırlatmakta da fayda görüyoruz. Bilimle kalın.